O kadar böyle kilit noktalardan, o kadar e, kilit şeyleri görmek mümkün ki. Yani e, nasıl sıkıntıların geldiğini, mesela yakın geçmişe bakarak nasıl bu sıkıntıların yoğunlaşarak bugünü etkilediğini görmek mümkün. İsimler üzerinden bile görmek mümkün. Az önce uyuşturucu tröllerini anlattık. Şimdi yargıdaki isimlerden e, yola çıkıp Türkiye'de bir isim üzerinden talimatla neler e, e, olduğuna dikkat çekmek gerekir belki de. Akın Gürlek yani e, bilhassa 2015 yılından itibaren Türkiye'nin üzerine kabus gibi çöken davaları e, işte hukuk eli. Akın Gürlek. Ya öyle bir şey oldu ki bu davalarla Türkiye dönüştü Figen. Ben Tabii. bir ben ben bir e, böyle bir hatırlatayım. Onları da isimler üzerinden hatırlatayım. Selahattin Demirtaş, Sırrı sıraya Önder, Ahmet Altan, Can Dündar'ın e, e, halkın e, her e, sorununa koşmaya çalışan Soma'dan Suruç'a Çağdaş Hukukçular Derneği avukatları e, ve bu kişilerin yargıda e, yargı eliyle cezalandırılmasının önünü açan isim Akın Gürlek. Yani Türkiye'yi böyle bir metafor gibi dönüştüren bir isim e, Akın Gürlek ve buradan bile böyle bir izleme yok Abi, e, Türkiye'de çok enteresan da şeyler oluyor yani çok tuhaf şeyler oluyor gerçekten ben burada e, 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 yani bu avukat olman e, yargıda olman hasabıyla adlimi de aşmak istemem sana bırakacağım hemen bir yargıda yargıda böyle bir yükselme şartı aranıyor oldu. Ya arkadaş AYM'yi tanımayan yani en tepede görüyorsun ya. E o zaman AYM'yi Devlet Bahçeli'nin dediği gibi yani yani AYM'yi tamamen tukaka ilan edelim. Geçsin gitsin bu iş yani. Ne diyorsun bu? Nasıl bir çelişki bu? bu dönemde yani 15 Temmuz sonrasında tabii ki bazı mahkemeler özel mahkeme oldu. Onlar böyle. Nedense bu tür davalar bak mesela hep İstanbul 26 ağır cezaya düştü değil mi? Bak bir sürü ağır ceza var ama bu 26 ağır cezaya düştü. 26 ağır cezada da yetinemediler iş yükü çok fazla diye. iki tane yaptılar. 26'ın cezanın iki heyeti oldu. İkinci heyetin başkanı da Akın Gürlek'ti. Gerçi birincisi de aratmaz ya, e, <laughs> İkisinde de benim davalarım vardı. E, i̇kisi de maşallah e, bu dönemin gereğini yaptılar. 26 Ağır Ceza'nın iki heyeti de Akın Gürlek de burada e, bu davalara baktı. Şimdi kerameti nedir bu işin dersen? Hakim ve Savcılar Kurulu'nun sitesinde yazar açısından Anayasa Mahkemesi kararlarına uymak, ahim kararlarını yerine getirmek terfi sebebidir. Demek getirmemek ne demektir? terfi etmemek demektir. Olumsuz puan almak, negatif, eksi puan almak demektir. Ama e, şimdi önceki bakan yardımcısını konuşalım. Akın Gürlek yeni göreve atandı ama şimdi Adalet Bakanı'nın yardımcıları var dört tane. İki tanesi İstanbul'dan. o e, bir tanesi savcıydı. Hasan Yılmaz adı yanılmıyorsam. Hasan Yılmaz gözüm bir yerden ısırıyor Figen. Isırır ısırır, ısırır SBK'nın savcısıydı. E, e, mesela Osman Kavala'nın iddianamesini falan da hazırlamıştı. Tanık gizleyerek hatırlarsın. E, tanık orada yokmuş gibi davranılmıştı bir gazeteci vesaire. Şimdi e, bunların hepsini biliyoruz. O beyefendi e, bu SBK'nın da işlerini hallettikten sonra hemen 10 gün sonra bakan yardımcısı oldu. İstanbul Başsavcı Yardımcısı'ydı galiba ya da dur savcı bilmiyorum hatırlamıyorum. Ve alıp da HSK'da da görevli bakan yardımcısı oldu. Yani hakim ve savcılar kurulunun özlük işlerinden sorumlu, atamalarından, liyakatlerinden sorumlu bakan yardımcısı böylesiydi. SBK'nın savcısıydı. Şimdi daha da gelişmişi geldi. Akın Gürlek, önce bakan yardımcısı oldu bu saydığımız davalarda. Anayasa Mahkemesi kararını dinlememek 26'nın tamamı iki heyette aynı kıvamdaydı. İkisi de aynı kararlılıktaydı. Hatta 27 bile. 27'nin başkanı da yargıta üye yapıldı. Akın Gürlek veya bu dinlemeyen diğer yargıçlar Anayasa Mahkemesi kararının ne anlama geldiği anayasada yazar. Der ki herkesi bağlar. Yazmış anayasa idari bilmem ne herkesi bağlar. Tüm kamu tüzel kişilerini seni beni herkesi bağlar. Şimdi bunu yok saymak anayasa'yı yok saymaktır değil mi? Anayasanın emrini yok sayınca sen anayasayı da yok sayıyorsun. E peki böyle bir yargılama yapıyorsun. Böyle bir yargılama bütün bu davalar sana düşü. E biliyorsun bizim sistemimizde bir şey var. Yani her şeyden emir demiri keser gibi bir talimat sistemimiz var bizim bu hükümet sistemimizde. vesaire. Neyse. Sonuçta Akın Gürlek veya Bush bu böyle kararlar verenler hep iyi yerlere geldiğini gördük. Yani hikmeti, kerameti aslında Ana ee, anayasa mahkemesi kararlarını uygulamazsa yükselirsin. Şimdi hakim ve savcıların da sorumlu bakan yardımcısı olduğu zaman zaten oradaki hakim ve savcılar kurulunda hep konuşuruz ya. Onlar da çok fevkinde kararlar verirler ya. Bazen tavşan bazen kaplumbağa olurlar ya. Böyle birlikte bir çalışacaklar. Peki birlikte çalışırken altta da hakim ve savcılar var değil mi? Ne oluyor demek ki? Nasıl bir yapılanma kuruluyor? Ortada. Yani şimdi para 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 ölüyor Mehmet Şimşek ölüyor yani oraya gidiyor Amerika'ya gidiyor Suudi Arabistan'a Katar'a gidiyor toplantı yapıyor adamcağız hakikaten çok çalışıyor Hafize Gaye Erkan da kendince radikal ciddi çıkışlar yapıyor cesur kararlar veriyor ama yargı bağımsız değilse hukuk öngörülebilirliği yoksa Elin katarlısı da para getirmiyor, gelmiyor. E derdiniz nedir? Yani niçin ısrar ediyorsunuz? Yani başka bir, nereye mesaj vermek istiyorsunuz? Hem parasızlıktan iniyorsunuz, yabancı sermaye girsin diye çabalıyorsunuz ama hukuku bir ayağa kaldıralım. Şöyle hukukun yaralarına minik de minik de olsa pansuman yapalım bir görelim ya minik bir pansumanızı görelim. Akın Gürle HSK'dan sorumlu yaptığınız zaman hukukun kanayan yararları da fecat haline getirmiş olursunuz. Hiç e, bitmez o yarı düzelmez, iyileşmez hale gelir. Bu kadar net. Ha getirirsiniz Akın Gürlek orada hukuka bağlı kararlar alacak mı? Alıyorsa amenna. Bütün söylediğimiz sözleri geri alalım. Ama biz daha yeni konuştuk değil mi Hakim Savcılar Kurulu'nun e, bu Mansibov'la efendim e, Sokar arasındaki davada neler yaptığını yazdım le ben bir cevap duyduk mu tek bir cevap Ramazan Çakmak Ticaret Mahkemesi Başkanı emekli olmak zorunda kaldı çünkü davaya müdahale edildi demek ki Mansimov haklıydı Sokar Leyine karar verilmesi istendi Yazma. adam emekli Yazma. oldu. Orada figen o çok önemli bir dava onu konuşacağız ee, önümüzdeki günlerde konuşacağız senle ee, o davanın Türkiye'deki işleyişiyle İngiltere'deki işleyişi birbirinden tamamen farklı e, devam ediyor ve e, onu, da, onu konuşuyoruz ama ben söyle bir şey söyleyeceksem. devam et benim hassas olduğum yalı kavak meselesine gelince duramadım ya. Anladım. Yani benim basinden gördüğüm ve e, işleyişten, e, aklı yani bunca yıllık birikimimle gördüğüm, anladığım budur. Budur yani. Sizin müdahale edilmeseydi Ramazan Çakmak görevinde olurdu. Bu kadar net. Demek ki müdahale etti. Ama evet. e, Ahmet Çakmak diğerlerinin tesadüf soyadları da aynı. Mesela onu da aynı gün ihraç ettiler. Ee, o da biliyorsun bir hakim ve haklı karar Cumhurbaşkanlığı'nın üçüncü kez adaylığına itiraz etti diye. Yani bazen kaplumbağa bazen tavşan dememin sebebi bu. Ay, şimdi akın gürlekle dilerim. <laughs> dilerim güleceksiniz bana. Ee, bir anda bir vahiy gelir göklerden, e, içlerinden bir ateş çıkar. Hukuk e, sal e, uygun kararlar verirler. Beklentimiz budur ama diyeceksin ki ne saf konuşuyorsun. Peki ESK'ya bir tane daha görev düşüyor şimdi. Onu söyleyelim bugün e, basında yer aldığı haberlerde yer aldığı Fatih Altaylı'nın ortaya çıkardığı bir bilgi. Hakim ve Savcılar Kurulu mesela buna ne yapacak? Burada karar verenlere ne yapacak? İçişleri Bakanlığı görmeyen polis memurları için bir işlem yapacak mı? Çok önemli. Karabük'de 2022'de, 30 Haziran 2022'de bir trafik kazası oluyor ve bir araç bir aracı çok hızlı bir şekilde geliyor, çarpıyor ve içindeki insanlar ölüyor. Meğer o aracın içindeki kullanan kişi Karabük Valisi'nin oğluymuş. Hı hı. Ama mobese kameraları falan yok. Tutanaklar öyle bir tutuluyor ki tamamen e, diğer hızlı gelen kavşaktan çıkan araba değil. Yolunda giden araba kusurlu oluyor. Ölen insanlar kusurlu oluyor. Yani araçlarına haciz konuluyor. E, valiliğin aracının tamir masrafları alınıyor vesaire vesaire. E, ve ne oluyorsa işte bu sene o vali merkeze alınıyor. Merkeze alınır alınmaz o olmayan mobase görüntüleri veriyor, çıkıveriyor. E bunu da yapan devletin içindeki Hadi Sedat Peker analım Namuslu devlet görevleri demek ki zamanında yaptırılmasına izin verilmeyen vermeyen bir el var bir irade var o mobese çıkmıyor o ölen insanlar e, hem suçlanıyor e, hem ödemek zorunda kalıyor e, geride kalanları önemli onun ötesinde suç işleyen serbest kalıyor ve valinin oğlu. vali vali yani senin bulunduğun yerde en güvence, makam olarak gösterilen kanunlarda öyle yazan devlet saydı. Devlettir o il için devlet validir. Şimdi bir devlet görevlisi bunu yapabiliyorsa, bütün polis tutanakları buna göre tutulabiliyorsa, savcı evrakı böyle oluşturabiliyorsa, hakimi böyle karar verebiliyorsa, ey hakimler ve savcılar kurulu üyeleri orada oturan şimdi akın gürleyekinde oturduk 13 kişi. Bakmayacak mısınız adliyede bu dosya nasıl oluşmuş? Bu karar nasıl verilmiş? Bak MOBES'e görüntüleri aksini söylüyor. Hukuk vicdandır aynı zamanda. Vicdan. Yani vicdanların bu kadar, hukuk vicdanlarının bu kadar karaltıldığı bir dönemden geçmiyoruz. Al işte sana bir metabolizma kan. Bak bütün dünya ne olmuş? Veriyoruz ya kan. Çıkıyor her şey. İşte bu. Bu. Ey İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya. Mobese tutanakları bir suç anında nasıl gizlendi? Nasıl gizlendi? Şimdi çıktı. Çıkanlardan, çıkaranlardan hay Allah razı olsun. Ama demek ki, ama demek ki devletin içinde bir hafıza da iş dediğiniz bütün suçları kaydediyor. Bu da böyle bir gerçek var. Evet, Erkben'i daha fazla konuşturma sen vali diyorsun da biz ne böyle başbakan oğulları gördük ki yani. Ama işte buradan başlıyor. Ya da, ya da oradan iniyor. Pardon düzeltiyorum düzeltiyorum. O oradan iniyor. Oradan iniyor. Aynen oradan iniyor. Ama dediğin gibi de yani e, bu işlerin hiçbiri gizli kalmıyor. Yani hazır mesela sırası gelmişken ben e, cumartesi akşamı böyle Erkan y Erkan Yıldırım'ın, Binali Bey'in oğlunun yine kop koplarda bir gece e, kulübünde güzel böyle viski şişeleri açılmış e, takıldığını biliyorum. E, dolayısıyla bunlar biliniyor yani. Bunları bil, bilen biliyor. E, buralardan hesabı e, yaparsanız e, faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Tıpkı aynı söylediğin gibi. Evet cumartesi akşamı bir e, 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 eğlenceye akılmış yine yani. E, böyle Ne deme yurt dışında mı? İstanbul'da, İstanbul'da. 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 Sizin, yerinize soru sordum bak cevap aldım. <laughs> ya böyle oluyor insan yani herkes eğlensin tabii elbette eğlensin ama e, yurttaşın çocukları yatağa e, aç girerken ve e, din istismarı e, yapıp ee, önünüze çok pahalı bir gece kulübünde e, viski açarak eğlendiğinizde e, e, bu e, enteresan bir durum oluyor. E, çelişkili bir durum oluyor. E, biz de çelişkileri seviyoruz galiba. Neyse şimdilik bu kadar. Erkam, <laughs> Erkam Yıldırım'la ilgili şimdilik bu kadar. Bir teaser yani küçük.